Ahali, herkese selamlar dostlar. 10 Aralık Pazar 2023 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Bu videoda sizlere bir adet ideal kombin önereceğim. Öncelikle bunun için ayrıca beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Aynı şekilde devam edelim. Toplamda arkadaşlar 7 adet mücadelem var. İdeal yüksek oranlardan bahsedeceğim. Skorlarına kadar bahsetmeye çalışacağım. Herkese bol şanslar. Öncelikle maç skoru yarışmamız var. Maç skoru yarışmamızda Tottenham'la Newcastle maç skoru ne olur sizlere sorduk. Yorumlara yazabilirsiniz. Daha önce yapmış olduğumuz skor yarışmalarında Tottenham maçında Vize Film Edis kazandı. Galatasaray maçında Max Natural ile Halilcan Turan isimli arkadaşlarımız kazandı. Tottenham maçının skorunu yorumlara yazabilirsiniz. Instagram üzerinden bu arkadaşlarımız bana mesaj atsın. Ayrıca gruplara gelmek isteyenler vesaire herkes de benimle Instagram üzerinden doğrudan iletişim kurabilir. Onun da bilgisini verelim. Yüksek mislilerden 2 adet yüksek mislimiz vardı. Hannover bir yarıyı kazanır 800 misli olarak önerdik. Hannover'de 90'da attığı golle ikinci yarıyı kazandı. Oradan son dakikada şans bizden yanaydı. Yüksek misli biliyorsunuz. Kasayı biz yönetiyoruz. 800 misli önerdik. Fenerbahçe Beko'da 77 sayı atan da 1000 misli önerdik. O da içeride. Fenerbahçe'de 81 sayı attı. Tertemiz onu da içeri aldık. Yüksek mislerimizde 2'de 2 olaraktan da devam etti. Dün gece NBA vardı bildiğiniz üzere. NBA'de liste olaraktan da biz gruplarımıza hizmet vermeye devam ediyoruz. NBA'de dediğim gibi videosunu çekemiyoruz ama gruplarda hizmet vermeye devam ediyoruz. Toplamda 13 adet mücadele önerdik ve 9 tanesi başarıyla sonuçlandı. NBA'deki bütün maçları liste olaraktan zaten attık. Gruplarımızda bu şekilde hizmetlerimiz de var. Dün 2 adet kuponumuz vardı. Günün ana kuponu futbol kombinesiydi. Ne verdik? Galatasaray maçına ilk yarı 4.5 üst korner. Hoffenheim'ın da atacağı 2 gol zaten. İlk yarıdan 2 tane attı. Tertemiz ana kuponu yeşillendirdik. Basketbol kuponu vardı. Burada Olympiakos'un 5 fark atarıyla Fenerbahçe mücadelesi genel üst vardı. O da tertemiz içeri aldık. Basket ana kuponunu da alaraktan da günün kuponlarını 2'de 2 olarak tamamladık. Canlı olarak zaten gruplarımızda şov yapmaya devam ediyoruz. Cumartesi, pazar aynı şekilde devam edeceğiz diyerekten umuyorum. Bunu da geçtim. Herkese açık Telegram grubumuz var. Açıklama ve yorumlar kısmında linki mevcut. Buraya da katılaraktan da ücretsiz tercihlerden sizler de faydalanabilirsiniz. Hatta dün şöyle bir şeyden göstermek istiyorum. Şu şekilde ekrandan göstereyim. Galatasaray maçının kornerini sayıyorduk zaten. Korner 2, korner 3 say diyerekten de ilk kere 5 korner bekliyorduk ana kuponda. Dedim ki ilk yarı Galatasaray'ın atacağı 1 golü 1.44 gibi oran var. İçeri alalım bunu. Alalım dedim. Avrupa ilk yarı 0.5 üst alsın. Altına yazdım ki risklisi de ilk yarıdan 1'dir arkadaşlar diyerekten de. Galatasaray golü attı mı? Attı. Devam ettim. Dedim ki ilk yarı 1.5 üstü alalım. Risklisi de ev sahibi 1.5 üst devreden dedim. Ne oldu? Korner 4, korner 5, kuponun ilk maçı tamam. Devam ettik. Galatasaray maçı ilk yarı 1.5 üst oldu mu? Oldu. Ev sahibi ilk yarı 1.5 üst oldu mu? Oldu. İlk yarıyı Galatasaray kazandı mı? Kazandı. Devam edelim. Nerede bu millet dedik. Galatasaray maçına ev sahibi 3.5 üst verdim. Devre bitmeden altına da yazdım ki ilk yarı 2.5 üste nazarlık bir şeyler at dedim. Adana penaltı oldu. İlk yarı 2.5 üstümüz geldi mi? Geldi. Ev sahibi 3.5 üstümüz de gelmedi. 3-1 maç bitti ve Galatasaray'da çok fazla kaçırdı. Bu şekilde canlı bahislerle devam ediyoruz. Sizlerden ricamız videoyu atacağınız beğenilerdir. Beğenileri eksik etmeyin dostlar. Artı 600 seviyesinde beğeni bekliyoruz ki bu videoda sizlere bir adet ideal kombine önerdik diyerekten de başlayalım. İlk mücadelemiz Kayseri ile Pendik karşılaşması. Bu maçı şöyle değerlendirme altına aldım. Kayseri Spor son hafta deplasmanda Trabzon'un kafa golüyle Bauke'nin atmış olduğu kafa golüyle yenmesini bildi. Ve bir anda üçüncülüğe yerleşti. Kayseri taraftarı içinde özellikle bu maçta çok güzel bir kinetlenme olacaktır diye düşünüyorum ben. Onu belirteyim. Onun dışında Kayseri'nin zaten burada ilk 3 için bu kadar da iyi bir futbol oynarken zaten ben geçenlerde ne dedim sizlere 2-3 hafta önce. Beşiktaş, Galatasaray büyük kulüpleri çıkar. Anadolu kulüplerinden şu an en formda Adana Demir'de geçen takım Kayseri. Oyun olaraktan da bu oyunu sergileyeceklerdir. Bence ev sahibi yarı kazanır oranı arkadaşlar 1.37. İdealden Kayseri'nin bir yarıyı kazanmasını alacağım. Değerlendirecekler bunu ideal kombinlerde değerlendirebilirler. Onun dışında ben zaten Kayseri tarafındayım. Kayseri evinde ne kadar çok golcü bir takım olmasa da ev sahibinden 2 gol beklersek bu oranda 1.60 bandına kadar da takım iyi mi almışken ve taraftar da destek verecekken pazar günü olması kaynaklı da burada Kayseri tarafına gidilir. Luton Town'la Manchester City karşılaşması. Manchester City tarafına baktığımız zaman da son hafta alınan bir mağlubiyet Aston Villa mağlubiyeti inanılmaz ezildi. Luton Town da burada şunu söyleyeyim özellikle. Luton Town'ın kendi evinde oynamış olduğu maçlara bakın. Yani Liverpool'la 1-1 kaldı. Arsenal'a son hafta 3 tane attı. 4-3 yenildi. Olsun. Ne bileyim Tottenham'a 1-0 yenildi. Yani sıkıntılı. Kendi evinde geçiş oyununda iyi oynayan bir takım. Luton Town takımı. Fakat City'ye burada oran bile açmamışlar. Yani bilmiyorum.
şundan kaynaklı muhtemelen. İddiada diyor ki bu takımın çok fazla ihtiyacı var, kesin kazanacak falan, oranı açmayalım. Biz bunu alacaksak ne alacağız biliyor musunuz? 2.5 üstünde 2. Başka da bir tercih yapılmaz. Oran zaten 1.34 bandında. Bunun da mücadele bence X tarafı kazanır. Mücadele Luton tam bile eşlik edebilir. Buna 2.5 üstünde 2'de olma ihtimali yüksek. Stuttgart'la Bayer Leverkusen mücadelesi. İdeal kombinemi aldığım maçlardan bir tanesi. Tabii ki maçın beklentisi ne arkadaşlar? Karşılıklı gelecek gollerdir. Ben bunu almadım kombineye. Kombineye şöyle bir değerlendirme yaptım. Ama ondan önce şundan bahsetmek istiyorum. Bu tarz maçlarda biraz daha tecrübe ön plana çıkıyor. İki takım da çok iyi oynuyor zaten. Burada Leverkusen'in de zaten daha iyi bir futbol oynadığını biliyoruz ki. Ayrıca takım tecrübesi, genel tecrübeye baktığımız zaman da Leverkusen'in burada bir adım önde olduğunu söylemek lazım. Burada şöyle bir tercihim var. Geçen eklemiştim bunu, sizlere vermiştim Wolves mücadelesinde. Tekrardan vermek istiyorum. İlk yarı çifte şans. 1 veya 2. Diyorum ki bu hocam, ilk yarıyı beraber bitmez diyorum. İlk yarı ya Stuttgart kazanır ya da Leverkusen kazanır gibi geliyor bana. İlk yarı herhangi bir takım önde kapatacaktır diye düşünüyorum. Bunu idealden aldım. İdeal kombinemin ilk mücadelesi yaptım mı? Yaptım. Devam edelim. Bu mücadelede şöyle bir ekstra beklentim var. Ben burada biraz Leverkusen tarafındayım. Eğer oranı biraz daha yükseltmek isteyenler varsa deplasmanın atacağı 2 golde 1.70 bandına bir oranı var. Burada Leverkusen'den zaten 1 gol bekliyorum ben. İkinci golün riski de 1.70 ki ihtimali de yüksek olduğunu da belirteyim. Granada ile Athletic Bilbao mücadelesi. Athletic Bilbao çok iyi bir ivme yakaladı ya. Takım gerçekten iyi. Özellikle bu Williams kardeşlerle birlikte. Özellikle Iñaki değil, Nico Williams aynen. İki takım, iki kardeşle de sözleşme uzatıldı. Nico Williams'ın sözleşme imzası vardı. Töreni vardı. Onu izledim. Nereden? Ben de saçma saçma şeyler izliyorum. Böyle denk geliyor. 2027'ye kadar uzattı. Böyle kardeşi öpüyor falan. Aslan kardeşim diyor. Saçını falan okşuyor. Güzel bir görüntü vardı açıkçası. Granada ile oynayacaklar. Ben burada Bilbao tarafındayım. Doğrudan maç sonu 2 bekliyorum. Kolay maç olmayacaktır. Granada'yı yani burada zorlayacaktır ara ara zaten. Mutlaka, ama maçı genel domine edecek taraf burada. Athletic Bilbao tarafı. O yüzden ben buradan doğrudan maç sonu 2'yi bekliyorum. Bilbao'nun kazanırına tek tercih olarak verdim. Diğer mücadelem Eyüpspor'la Şanlıurfa Spor mücadelesi. Eyüpspor'u hiç daha değerlendirmedim. Nazar değmesin. İyi gidiyorlar ki. Umarım nazarımıza değmez diyelim. Şanlıurfa ile oynayacaklar. Her iki takım da hafta içinde bir mesai yaptı. Kupa mesaisi yaptı. O yüzden mücadelede çok fazla gol beklemiyorum. Çünkü her iki takım da yorgun olma ihtimali var. Arda Hocam'la birlikte, Arda Turan'ı da severim. Daha kadar dolandırılsa da. Mücadelede bence gelecek tercih şu yönde. 4.5 altında 1. Mücadelenin tek ideal tercihimdir. Ekstra bir tercih yapmadım. Burada Eyüpspor'un galibiyetlerine devam etmesini bekliyorum. Çünkü takım hem tecrübeli hem de bir aile havası var. Özellikle Arda Turan'la birlikte iyi işler çıkıyor. 4.5 altında 1'i 1.37 gibi orandan sizlere önereceğim. Değerlendirecekler, bu yönde bir değerlendirme yapabilir. Tottenham'la Newcastle mücadelesi. Bu maçı da ideal kombineme aldım. Güzel orandan aldım. 1.48 gibi oranı vardı. Anlatacağım sizlere. Şimdi Tottenham son mücadelesinden mağlup oldu West Ham'a karşı, ama maçı açın bir izleyin. Yani oyunun %80'ini Tottenham oynadı. Fakat yani West Ham biraz da şanslı. Özellikle Ward-Prowse'un attığı ikinci golde vurdu. Direkten döndü. Boş kale önünde kaldı falan. Biraz da şanslıydı. Ama onun dışında Tottenham gerçekten kaçırdı. Güzel de baskı kurdu. Mücadelede ben şöyle bir değerlendirmem var. Mücadele özellikle şunu kombineme almadım. Tercihi söyleyeyim sizlere. Korner tarafı Tottenham tarafında olabilir. Çünkü çok baskı yapıyor. Pedro Porro ile birlikte zaten duran toplara da çok fazla da önem veriyor. Yani ilk yarıda falan en çok korneri burada Tottenham tarafı kullanabilir. Onun dışında ben ideal kombineme şu yönde aldım. Diğer seçeneğinde aynı şekilde Tottenham'ın bir yarıyı kazanır. En az bir yarıyı kazanır oranı 1.48, ideal kombinemede koydum. Zor bir mücadele, fakat Newcastle'ın buradan gidecek Şampiyonlar Ligi mücadelesi oynayacak. Tottenham burada artık bir reaksiyon mu verir ne yapar bilmiyorum, ama iyi de oynuyor. Ev sahibinin en az bir yarıyı kazanmasına da 1.48 gibi oran varken değerlendirdim. İdeal kombineme koydum. Roma ile Fiorentina mücadelesi. Bu maçı da şöyle değerlendirme altına aldım. Özellikle Roma'ya baktığımız zaman da kendi o geçen sezonki Roma'dan farklı bir Roma izliyoruz ki ligde baktığımız zaman da en fazla gol atan ikinci takım olduğunu da görmek lazım. Inter'in arkasında 27 golü var. Atıyor da yiyor da, ama şöyle bir şey var. Hücumda gerçekten efektif bir oyunla sergileyerekten de gol buluyor, korner buluyor vesaire. Fiorentina da burada kafa tutabilecek bir takım. Fiorentina'nın da burada oyuna destek vermesini bekliyorum ve buradan da kornerleri aldım. Tek tercihim burada korner. Eğer 8.5 açarlarsa 8.5'u değerlendirebilirsiniz. 8.5 üst korneri. Açmazlarsa da 9.5, ama muhtemelen 8.5 açarlar gibi geliyor. Tek korner mücadelem ki son maçlara baktığımız zaman da Roma'nın tek başına neredeyse son maçında 7 korner, ondan önce 11 korner aldığını da tek başına görmek mümkün. Fiorentina'nın da burada karşılık vererek de kornerlerin gelmesini bekliyorum ve ideal kombinemiz var. Pazar için ekrana gelsin.
2.07'lik orandan. Burada Stuttgart mücadelesine dedim ki ben 1.40 gibi orandan ilk yarıyı ya Stuttgart kazanır ya da Leverkusen kazanır. İlk yarı bence berabere bitmez gibi geliyor bana. İdealden aldım, kombineye koydum. Yanına da Tottenham mücadelesini aldım. Tottenham iyi oynuyor. Son West Ham mücadelesinde şanssız bir mağlubiyet yaşadı. Şans orada West Ham tarafındaydı. Ben burada Newcastle'ın da Şampiyonlar Ligi mücadelesi de varken ev sahibinin herhangi bir yarıyı kazanmasını bekliyorum. 1.48 gibi oranını aldım. İdeal kombineme de koydum. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Videomuza like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.